Ev sunumu. Benim eşsiz sevgilim. Şehzadem. Şehzadem, Mustafa! Yardım edin, şehzademiz ölüyor. Hekim çağırın, çabuk koşun! Şehzadem! Dayan Mustafa, kurtaracağım seni, kurtulacaksın. Ne oluyor bana? Ne yaptım ben, nasıl kıydım sana? Hiç affetmeyeceğim kendim. Hem de sana deliler gibi aşık ya. Yoksa sen. Mustafa! Şehzadem, yanıyorsunuz. Hadi ne duruyorsunuz? Şehzadem, buradayım. Hekim haber aldım, gelir birazdan. İyi, ben telaşa verme kimseyi. Kalkmayın. Gel. Sultanım. Ne var gecenin bu vakti? Şehzademiz rahatsızlanmış. Nesi var? Malumatım yok sultanım. Vay vay.
Çok mu ağırmış? Bunca telaşa bakılırsa öyle. Hünkârımıza haber verdiniz mi? Yok, daha ya hatun telaşa vermek istemedik. Anlaşılan durum ağır. Git, malumat veremem. Hadi. Hünkârım, rahatsız ediyorum. Söyle, nedir mesele? Şehzade Mustafa rahatsızlanmış. Hali iyi değil diyorlar. Ben de geleyim. Sen burada kal. Cihangir'i uyandırma. Bilmiyorum sultanım. Bakıyorum. Sen mi bir şey yaptın yoksa? Gece sapasağlamdı. Ne oldu da birden bu hale düştü? Vallahi bir kabahatim yok sultanım. Gece bir uyandım ki ter içinde, hemen haber verdim. Defol git buradan. Sen etrafında gezindiğinden beri şehzademin başına gelmedik kalmadı. Ben şehzade... Hala konuşuyorsun. Sümbül Ağa, götür şunu buradan, gözüm görmesin. Ne oluyor Gül'a? Nedir vaziyet? Yer yerinden oynuyor sultanım. Görünen o ki Efsun Hatun vazifesini yerine getirdi. İyi olacaksın şehzadem. Ben yanındayım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Yat Mustafa'm. Nasılsın? İyiyim hünkârım, endişelenmeyin. Ateşi var, terliyor. Hekim müdahale etti. Lakin ne yaptıysa tesir etmiyor. Kim bilir ne yaptı şimdi, gelmiş ağlıyor. Endişelenmeyin. Nesi var şehzademizin? Sen mi bir şey yaptın yoksa? Benim suçum yok. Ona bir şey olsa ben ne yaparım? Ne toplandınız yine siz? Hadi yataklarınıza! Hadi! Bildiğimiz hastalıklara benzemiyor hünkârım. Elimden geleni yaptım. Lakin daha iyiye gitmiyor.
Hünkârım. Zehirlemiş olmasınlar. Sen ne diyorsun Mahidevran? Yok hünkârım. Böyle bir şey olsaydı şimdiye kadar tesir ederdi. Kim cüret eder buna? Kâr. Ben şehzademe bir şey olursa yaşayamam. Korkma Mahidevran. Mustafa mı iyileşecek? Vallahi billahi bütün şişeyi döktüm yemeğine. Ama bir kaşık aldı bıraktı. Neden düştü bu hale? O bir kaşıktan olmuş olacak. Ne yaptım ne ettimse yediremedim daha fazlasını. Anladı mı yoksa? Yok ağam. Beğenmedim dedi. Yemek istemedi bir türlü. Efsun Hatun. Kaşın gözün ayrı oynuyor senin. Bana doğruyu söyle. Şehzadem. Ne oldu? Sizi özledim. Dur, ne bu acele? Özledim dedim ya. Vallahi yemek daha fazla bıraktı. Ben de anlaşılmasın diye döktüm yemeği. Yeminle. Allah kahretmesin seni. Bir çuval inciri berbat ettin. Ya şimdi senin zehirlediğini anlarlarsa, o zaman nasıl hesap vereceksin? Etme ağam, yardım et bana. Çeneni sıkı tut. Bakacağız hal çaresine. Dua et de zehri fark etmesinler. Yürü. Şehzademizden malumat var mı? Hekim yanında. Anlaşılan o ki ucuz atlatmış. Nesi varmış ki? Ben nereden bileyim Gül Ağa? Çok merak ediyorsan git kendisine sor. Çiyan. Hünkârım. Şehzademizi merak ettim. Umarım sıhhati yerindedir. Sağ ol Hürrem. Merak etme. Şehzadem ziyadesiyle güçlüdür. Bunu da atlatır. İnşallah. Onun sağlığına bir zeval gelmesini hiçbirimiz istemeyiz. Telaşlanma Hürrem. Şehzadem iyi olacak. Sen dairene dön. Cihangir'i yalnız bırakma. Nasıl? Nasıl olacak? İyi. Sabaha bir şey kalmaz dediler. Hatun'la konuştun mu? Malumat aldım sultanım. Zehri yemeğe dökmüş. Lakin şehzade tek bir kaşık almış yemekten. Ne yaptıysa yedirememiş hepsini.
Bir işi beceremiyorsunuz. Bağışlayın sultanım. Bir şey daha ayarlayacağım. Uygun vakitte tutuşturacağım eline. Şükürler olsun. Ateşini güç bela düşürdü hekimler. Sabahı zor ettik. Hünkârımız da bir an olsun ayrılmadı başından. Geçmiş olsun aslanım. Bizi çok korkuttun. Korkmayın validem. İyiyim ben. Neymiş peki sebebi? Nerede hekimler? Yediği bir şey dokunmuş olabilir. Ya da üşütmüş. Hay Allah. Kendine dikkat et Mustafa'm. Sen bizim kıymetlimizsin. Hepimizi çok korkuttun. En çok da Aybike'yi. Şükürler olsun sultanım. Neyse ki şehzademiz saatine kavuştu. Efsun Hatun. Buyur ha. Gel benimle. Al şunu. Bu sefer daha dikkatli ol. Senin yüzünden sultanımdan nazar işittim. Aa. Söyle. Şey, bilmem ki nasıl olur. Ne demek o? Daha yeni oldu hadise. Biraz bekleseydik. Göz açtırmadan bitirmek lazım. Hem sana mı kaldı tasası? Ne dediysem o. Yoksa yapmak istemiyor musun? Yok, ondan değil de. Al şunu. Dikkatli ol. Bu sefer eline yüzüne bulaştırma sakın. Hünkârım, arzu ederseniz uyuyup dinlenin biraz. Bir ayrı konuşuruz. Gözüme uyku girmiyor Pargalı. Bir yanda Cihangir, bir yanda Mustafa'm. Mustafa'm neyse ki iyi. Lakin Cihangir... Allah şehzademize uzun ömürler versin. Atlatacaktır. Amin, amin inşallah. Sen ne için gelmiştin? Hünkârım, malumunuz Avusturya elçisini ne vakittir bekletiyorum. Sizin için de münasipse bugün kabul edeceğim. Münasiptir. Bu mesele mühim Pargalı. Doğu seferinden evvel Şerken'le sulh sağlamamız icap eder. Hünkârım, Aybike Hatun geldiler. Gelsin. Şayet tabii Şerken şartlarımızı kabul ederse. Elbette kabul edecektir. Hünkârım, şehzademizin yanından geliyorum. Şükürler olsun saati yerinde. Ayaklandı bile. Âlâ. Beni görmek istemişsiniz. Evet Aybike Hatun. Babandan havadis aldım. Herkes yolunu gözlermiş. Kırım'a gitme vaktin geldi. Hünkârım, minnettarım. Aileme kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Hazırlığını yap. Yarın yolluyorum seni. Has odabaşım. Sultanım. Hünkârımız beni Kırım'a gönderiyor. Nihayet ailenizi göreceksiniz. Öyle. Derhal hazırlanmam lazım. Zira yarın yola çıkıyormuşum. Bu arada... beni Kırım'a siz götürecek misiniz? Diğer mevzuyla alakalı bir gelişme var mı? Henüz yok hünkârım.
Düşmanım her kimse, sessiz kaldığım her gün daha da büyüyor. Sabır Pargalı. Elbet gösterecek yüzünü. Hünkârım, Yasef Efendi geldiler. Gelsin. Malkoçoğlu, Aybüke Hatun yarın Kırım'a yola çıkıyor. Ona sen refakat edeceksin, hazırlığını yap. Emredersiniz. Hünkârım. Gel Yasef Efendi, yaklaş. Malkoçoğlu, başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Şehzade Cihangir için geldim hünkârım. Bir karar verdiniz mi? Hayır. Ben oğlumun o cendereye bağlanmasını istemiyorum. Nasıl olur? Daha çok küçük. Dayanamaz buna. İyi de sultanım. Başka bir tedavisi yok demiş Yasef Efendi. Sultanım. Bir dua okutalım. Kurşun da döktürelim. Gam kasvet dağılsın. Nisa Hatun var. Hissiyatı pek kuvvetlidir. Belki bir faydası olur. Ne duruyorsunuz? Ne istiyorsa verin. Hemen bugün yanıma getirin. Yeter ki evladım kurtulsun. Validem. Hünkârımızla görüştüm. Yarın beni babama Kırım'a yolluyorlar. Gerçekten mi? Nihayet. Çok şükür. ben şaşırdım da biraz. Ay Allah iyiliğini versin Mihrimah. Hiç güleceğim yoktu. Aybüke, bu ne acele? Yarın nasıl gideceksin? Onca hazırlık. Halledersiniz Gülfem. Bir an evvel gidip gelsin. Hayırlısıyla düğünümüzü yapalım. Kim refakat edecek sana? Malum emniyetim mühim. Hünkârımız has oda başımıza vazife verdiler. Ne? Hayır, olamaz. Telaşlanma canımın içi. Gidip gelecektir elbet, merak etme sen. Ne gerek vardı ki? Sümbül ağa götürürdü. Oğlum, ağlama artık. Annen burada. Cihangir. Hünkârım. Yasef Efendi ile konuştum. Yarın tedaviye başlıyorum. Ölürüm de müsaade etmem. O daha bebek. Nasıl kıyarsın ona? Benim de içim rahat değil. Lakin başka çaremiz yok Hürrem. Süleyman. Biraz bekleyelim. Hemen aceleye etmeyelim. Belki iyileşir. Oğlumuzu kendi elimizle ateşe atmayalım. Hı? Kararımı verdim artık. Allah onu bize bağışlayacaktır. Aybüke Hatun yarın Kırım'a dönüyor. Malum hatun var sultanım. Emniyet için gerekli tedbirler alınacak. Vali Bey refakat ediyormuş. Doğrudur. Bu yüzden endişelenmeyin. Hürrem'in hain emellerinden haberiniz yok tabii. Ne demek bu? Malum, bu evliliğe karşı. Vali Bey ile Aybüke'nin arasını yapmaya çalışıyor. İftira atıp engel olma çabasında. Sultanım. İçiniz rahat olsun.
Vali Bey şehzademize ve bilhassa hünkârımıza bağlıdır. Asla ihanet etmez. Ateşle barut bir arada durmaz. Biz tedbirimizi alalım. Başkasıyla yollayın. Sultanım, böyle şeylere itibar edip üzmeyin kendinizi. Ve zinhar başka kimseye söylemeyin. Asla astar olmayan bir şey yüzünden Vali Bey'i zan altında bırakırsınız. Ben kendisine sonuna kadar kefilim. Efendi Hazretlerinin kim olduğunu merak ettim. Ben niye tanımadım bu zatı? Kimdir? Beni ne vakit huzuruna kabul eder? Bunlar da kim? İbrahim Paşa'nın yaverleri. Bir haber getirmişlerdir. Salın gelsinler. Nasuh Efendi, İbrahim Paşa'mız seni görmek istiyor. Hayırdır, ne sebeple buyurmuşlar paşamız? Bize sadece seni götürmemize emir buyurdular. Başka bir malumatımız yok. Gitme Nasuh Efendi. Başına bir hal getirmesin. Yakışık almaz Salim Efendi. Korktu gelmedi demesinler. Belki de sulh arıyordur paşa. Sulh yok Nasuh Efendi. İbrahim Paşa azledilmeden ne sulh var ne huzur. Paşa Hazretleri. Elçileri kabul edeceğim, gelsinler. Emredersiniz. Paşam. Söyle. Tekke meselesinin giderek büyüdüğüne şahit oluyorum. Görüyorsunuz işte, ahali tedirgin. Ne vakit çözülecek bu mesele? Yakında kökünden çözeceğim ben o meseleyi. Kapatacağım tekkeyi, mensuplarını da sürgün edeceğim. Paşam, nasıl olur? Biraz daha bekleyelim. Hatalarından döneceklerdir. Sen bekle Ayaz Paşa. Ben verdiğim kararımı daha fazla müsamaha gösterecek değilim. Bu işler beklemekle olmaz. Biz bekledikçe onlar bizi aciz bellerler. İktidar beklemez. Keser atar. Unutma. Ne gördün söyle, anlat. Oğluma ne olacak? Acınız dinmeyecek. Ne yaparsanız yapın bu Sabi'nin kaderinde var ağrı sızı. Garibim hayatı boyunca usul usul taşıyacak bu acıyı. Bütün gece dua ettim. Size bir şey olsaydı ben de kıyardım canımı. Beni o kadar çok mu seviyorsun? Hem de nasıl? Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Oğlum nasılsın? Saatin yerinde mi? İyiyim, merak etmeyin. Esas kardeşim nasıl? Vaziyet kötü Mustafa'm. Karanlık bulutlar sarmış her yana. Yazık.
Çok yazık. Küçücük omuzlara bu yük fazla. Nasıl taşır günahı ahı? Ne günahı be hatun? El kadar çocuk. Bu günahlar onun değil sultanım. Bu bir ceza. Zavallı şehzadem. Başkalarının günahlarının bedelini ödüyor. Defol buradan. Kim gönderdi seni? Valide mi? Mahidevran mı? Kim gönderdi? Beni siz çağırdınız, siz duymak istediniz bunları sultanım. Defol git. Alın bunu gözümün önünden. Alın. Esma. Arşidük Ferdinand'ın hürmetlerini saygılarımla sunarım. Arşidük Ferdinand artık her iki devlet arasında bir sulh inşasını gerekli görmektedir. İyi niyetinin delili olarak Gran Kalesi'nin anahtarını sizlere gönderdi. Arşidükümüz, sulh karşılığında Macaristan üzerindeki her türlü hak ve iktidar iddialarından vazgeçtiğini iletmemi istedi. Siz Grand Kalesi deyin hala. Viyana Muharebesi'nden bu yana Grand Kalesi bizim için Esselgun adında bir Türk kalesidir. Hali hazırda bize ait olan bir malın iadesinden mütevellit minnettar değilim ben. Devlet-i Ali Osman'da buna benzer çok kale var. Siz bu anahtarı alın. İstediğiniz bir yere koyun. Benim anahtara ihtiyacım yok. Sulh bizim arzumuz, hepimizin temennisi. Lakin Şarlken imparatorluk, Ferdinand ise krallık iddiasından vazgeçmediği müddetçe bunu kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi al bunu Ferdinand'a götür. Taleplerimizi harfiyen kabul etmediği müddetçe sulh da olmayacak. İbrahim Paşa hazırlanılması için emir verdi. Tekke en kısa zamanda kapatılacak. Ne kadar mensubu varsa sürgün edilecek. Haddini aşıyor paşa. Bunun bedeli ağır olur. Ben engel olmak istedim. Lakin paşa çok kızgın. Kimseyi dinlediği yok. Ben ona yapacağımı bilirim. Paşam müsaadenizle. Yarın için hazırlık yapmam lazım. Aman ihmal etme Bali Bey. Mesuliyetim büyük. Malum şehzademizin haremi sana emanet. Merak buyurmayın. Demek geldin ha? Hain. Kelleni alacağım senin. Razıyım paşam. Size boynum kıldan ince. Paşam, Nasuh Efendi ihanet etmez. Bir hata işlemiştir. Anlat bakalım Hatrakçı, neler öğrendin? Hakkınız varmış paşam. Salim Efendi'nin hizmet ettiği biri var. Dışarıdan biri.
Efendi Hazretleri diye hitap ettikleri bir zat. Matrakçı? Razı ol beyim. Vazife icabı girdim aralarına. Kimmiş bu Efendi Hazretleri bakayım? Henüz bilmiyorum paşam ama yakındır öğreneceğim. Nereden getirdik şu hatunu? Daha da huzursuz etti Hürrem Sultan'ı. Neyse, olan oldu. Daya Hatun, ben gidiyorum. Nereye? Gözünü seveyim, engel olma. Evime gideceğim ben. İzin vermiyorum. Gitmeyeceksin. Kır dizini, otur. Hem zaten paşa istedikten sonra kimin kuvveti yeter beni tutmaya? Gitmeyeceksin dedim. Yoksa... Yoksa ne? Anlatacak mısın? Her şeyi göze aldım Daya Hatun. İstediğini söyle. Hatta Valide Sultan'dan başla. Biliyorsun söyleyemeyeceğimi. Ben sadece seni düşünüyorum. Neden anlamıyorsun? Sevdalıyım Daya Hatun. Gönül ferman dinlemiyor. Ben ne yapayım? Kalbimi söküp atamam ki. Ne çeviriyorsunuz siz böyle fısır fısır? Sen de her işe karışma. Hürrem'in hali hiç iyi değil. Evlat acısı bu sultan. Kolay mı? Değil elbet. Bilirim. Sen yanında ol Gülfem. Böyle durumlarda destek olmak lazım. Elbette. Merak etmeyin. Sultanım. Daya Hatun. Paşamıza haber verilsin. Ben çıkıyorum. Paşamız ayrıldılar sultanım. Öyle mi? İşleri erken bitti demek. Neyse. Daya Hatun, Nigar meselesi ne oldu? Evlendireceğim diyordun. Birini buldular. Lakin Nigar istemedi. Fazla üzerine gitmeyin. Ne zaman isterse o vakit evlendirirsin. Dönecek misin hareme? Yok paşam. Artık buradayım. Daha hatun sonunda pes etti. Nasıl oldu da ikna ettin? Sağ olsun, beni çok sever. Kıyamaz. Nigar. Nasıl bir hatunsun sen böyle? Müptela ettin beni kendine. Hatice sultanı bırakıp sana gelecek değil ya. Hevesi geçince yüzüne bile bakmayacak. Paşam. Canım. Beni bırakmayın olur mu? Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek bırakmak? Öyle bir saadetin içinde rüyada gibiyim. Uyanmaktan, sizi kaybetmekten çok korkuyorum. Anneciğim. Efendim Meşim. Aybüke Hatun Kırım'a gidiyor. Duydum, evet. Ben de onunla gitmek istiyorum. Birlikte gidip döneriz. Nereden çıktı bu şimdi? Çocuk başına. Aklını başına topla. Büyü artık. Çok sıkıldım. Hep bu sarayda. Hem akrabalarım sonlar bizim. Ayrıca merak etmeyin. Dali Bey de bizimle gelecek. Bizi korur. Anlaşıldı senin derdin.
Müsaade edecek misiniz? Tabii ki hayır. Kardeşin hasta. Sen neler düşünüyorsun? Sultanım. Ayfik gel. Biz de senden bahsediyorduk. Ben veda etmeye gelmiştim. Meşrime bizi yalnız bırak. Ama anne. Vali Bey. Şehzadem. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz kendileri istirahat ediyorlar. Arzu ederseniz geldiğinizi haber vereyim. Yok, sonra görürüm. Vali Bey. Nişanlıma siz refakat edecekmişsiniz. Hünkârımız böyle münasip gördü. Gidişine üzüldünüz anlaşılan. Ne de olsa nişanlınız. Yok, aksine seviniyorum. Nihayet ailesine kavuşacak. Fakat bir yandan da üzülüyorum. Zira bu gidişin bir dönüşü olmayacak. Bu yaz düğününüz yok mu? Aybike dönmeden bu meseleyi çözeceğim. Ülkesinde kalmasını sağlayacağım. Malum ikimizin de rızası yok bu evliliğe. O sizin nişanlınız. Bu sandığınız kadar kolay olmayabilir şehzadem. Elimden geleni yapacağım. Keşke... Keşke kimseyi üzmeden, kırmadan bu düğünün önüne geçebilseydim. Ama olmadı. Neyse, bir çözüm bulacağım elbet. O zamana kadar bu aramızda kalsın. Elbette. Bu haldeyken nasıl gideceğim bilmiyorum. Aklım sizde kalacak. Git Aybeke. Arkana bile bakma. Zira bu sarayda ne huzur var ne saadet. Keder ve ölüm bırakmayacak peşimizi. Kaç. Kurtar kendini. Bir daha da sakın gelme. Bilmezmiş gibi konuşmayın. Kaderim belli. Dönmeye mecburum. Değilsin. Kader ağlarını örmeden engel ol bu gidişata. Bırak o gemi sizi Kırım'a değil, saadete götürsün. Sultanım. Ben de seni arıyordum. Veda ziyaretine gelmiştim. Vedalaş öyleyse. Hazırlıklar bitmedi malum. Sizi özleyeceğim. Ben de öyle. Allah yolunu açık etsin. Amin. Bu arada geçmiş olsun Hürrem. Cihangir için çok üzüldüm. Yazık. Kim bilir hangi günahının bedelini ödüyor zavallı. Mahidevran. Madem öyle. Zinhar günah işlemen. Malum seninle bir evladın var.
Korkma benim. Bağışlayın Şehzadem, fark etmedim sizi. Efsun, senin neyin var? Günlerdir hep düşünceli görüyorum seni. Sizi düşünüyordum. Ben... Efsun? Biraz su iç. İyi misin? Dünden beri uyumadım hiç. Yorgun düştüm herhalde, bağışlayın. Gel uyuyalım biraz. Ama istiyorsan önce bir şeyler ye, biraz solgun görünüyorsun. Hayır, uyumak istiyorum sadece. Size sarılıp uyumak istiyorum. Hoş geldiniz sultanım. Paşamız nerede? Odasına mı çekildi? Henüz teşrif etmediler sultanım. Yemeği hazırlayalım mı? Yok. İbrahim'i bekleyeceğim. Siz gideceksiniz yine. Ben yine yalnız kalacağım bu evde. Size hasretle geçecek tüm vaktim. Gitmeyeceğim o halde. Eğlenmeyin benimle paşam. Keşke kalabilseniz. Sizinle uyanmak isterdim. Hatun. Gitmeyeceğim dedim ya. Kalacak mısınız gerçekten? Nasıl olur peki? Ne oldu? İstemiyor musun yoksa? Olur mu hiç? Beni çok mesut edersiniz. Fakat Hatice Sultanımız ne düşünür? Ağam şehzademiz yorgunum dedi. Erkenden uykuya daldı. Fırsat olmadı. Sabahta mı? Fırsat olmadı. Olmadı vallahi. Olsaydı yapar mıydın? Çok merak ettim. Ağam ben sadece dikkat çekmemek için. Sen bunların hepsini külahıma anlat. Düş önüme, yürü. Nereye? Yürü. Validem. Aybigem. Benim güzel gelinim. Selametle git, selametle dön. Herkese selamlarımı, hürmetlerimi ilet. İletirim validem. Sakın yük etme kendine hiçbir şey. Çeyizini güzel hazırla. İçine sinince her şey yola çık, gel. Eksik olan olursa burada zaten her şey ziyadesiyle var. Bolluk bereket içinde yapacağız düğünü. Öyle değil mi validem? Elbette. Ben de sizinle gelmek istedim ama annem müsaade etmedi. Korkma sen. Vali Bey sağ salim dönecek. Dönünce size de bir düğün yaparız artık. Nerede o günler? Hadi çıkalım artık. Thank you.
Hatice Hanım. Hayırdır? Niye geldiniz siz? Yoksa? Maalesef sultanım. Bu Efsun Hatun'un bir halt becereceği yok. Mercimek kadar aklıyla bizi oyalayıp dur. Ne demek bu? Efsun? Sultanım ben yapamadım. Bir türlü olmadı. Yani... Efsun, yüzüme bak. Gözlerime bak. Nedir senin derdin? Niye yapmadın? Fırsatım olmadı. Bana yalan söyleme. Korktun mu yoksa? Sultanım beni bağışlayın. Size karşı mahcup. Fakat ne yaptımsa olmuyor. Elim varmıyor, kıyamıyorum. Ne demek kıyamıyor? Yoksa aşık mı oldun? Seni Allah kahretmesin. Güle güle git. Mustafa'm seni heyecanla bekliyor olacak. Sağ olun valide. Has odabaşım, gelinim size emanet. Merak buyurmayın sultanım. Sağlıcakla gidin. Siz ne vakit döneceksiniz? Sultanımızı bırakıp hemen döneceğim. At binmeyi öğretiyordunuz, yarım kaldı. Sonra devam edersiniz. Geç kalmayın, yolunuz açık olsun. Kimseye güvenemeyecek miyim? Kimseye arkamı dönemeyecek miyim? Zaten canım burnumda. Bir de sizle mi uğraşacağım? Sen şimdi gider her şeyi anlatırsın bir de. Hayır sultanım. Sırrınız benimle mezara girer. Asla size ihanet etmedim ve edemem. Eğer itimadınızı sarstıysam beni mazur görün. Bu vazifeden azledin. Yapamam. Çek git. Başka bir zaman konuşacağım bu meseleyi. Sultanım. Bundan hayır gelmez artık. Aklıma da gelmedi değil. Bu yüzden acele ettim. Fakat ateş bacağı çoktan sarmış. Kızamıyorum da. Sultan olmak varken katil olmayı kim seçer? Gözün üstünde olsun. Bir şekilde yanımızda olmaya devam etmeli. Aybüke yola çıktı mı? Gidiyorlar sultan. Bu böyle olmaz. Artık tam zamanı. Ortalığı neyi saçmak istiyorum biliyor musun Gül'a? Eyvahlar olsun sultanım. Neler söyleyeceksiniz? Kime ne söyleyeceksiniz? Yoksa şehzademize mi söyleyeceksiniz? Gül'a. Beni hiç mi tanımadın? Niye ben söyleyeyim? Sen varsın ya. Derhal müdahale etmemiz lazım. İkisine de yazık olacak ama başka da çarem yok. Git önce Gülşah'ın kulağına fısılda ve bırak. Gitsin Mahidevran Sultanı'na ulaştırsın. Bak sonra seyreleyelim Hacı Fat Karagöz'ü. Anladım sultan.
İbrahim Paşa haddini aştı iyice. Yakında hanenizi kapatacakmış. Başta sen olmak üzere kim varsa mensup hepsi sürgün edilecekmiş. Eğer buna cüret ederse cevabını alır. Bekleyerek fırsat vermeyin. Bir an evvel harekete geçin. Eğer siz onun kellesini almazsanız o sizinkini alacak. Efendi Hazretleri, bu iş o kadar kolay değil. Koskoca Vezir-i Azam'ın kellesini nasıl alacağız? Taştan değil ya onun boynu. Elbet bir kılıç yeter. Doğru vakitte, doğru yerde olun yeter. İbrahim. Sultanım. Hayırlı sabahlar. Pek hayırlı değil. Bütün gece sizi bekledim. Neredeydiniz? Neden gelmediniz? Epey sürdü işlerim. Gece vakti yola düşmek istemedim malum. Emniyet için tedbirli olmam icap ediyor. İlk kez geceyi dışarıda geçirdiniz ve bu mudur izahatınız? Başka ne olabilir? Bilmiyorum. Sultanım istirham ederim. Rem, nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Diyelim ki işiniz var. Neden benim haberim yok? Neden zahmet edip haber verilmiyor? Duydum ki evine geri dönmüşsün. Sana ne bundan? Sende bir haller var ama dur bakalım. Yakında çıkar kokusu. Şuncacık aklım var. Fazla zorlama. Ondan da olursun. Elbet elime düşeceksin Nigar. Burnundan fitil fitil getireceğim senin. Gülşah. Gene ne arıyorsun sen burada? Nalide Sultanımızı yalnız bırakma. Koş yetiştir hemen. Boş geziyor de. Gülşah. Boşuna uğraşma. Bundan böyle validemizden sana fayda yok. Ne diyor bu? Konuşuyor öyle, boş ver. Gerek duymadım. Zira uyumuş olacağınızı düşündüm. Siz beni tanımıyor musunuz? Nasıl uyurum? Sabaha zor ettim, gözümü bile kırpmadım. Peki sultanım, bir dahaki sefere veririm. Bir daha olmayacak. Ne yaparsınız? Kellemi mi istersiniz? Boşar mısınız yoksa beni? Yeter artık İbrahim! Ne oluyor sana böyle? Ne bu hali? Seni tanıyamıyorum artık. Ne yaptım ben sana? Suçum ne? Neyin cezasını çekiyorum ben? Ne oldu bize böyle? Beni artık sevmiyor musun? Söyle. Sultanım. Önemsiz bir meseleyi alıp nereye kadar getirdiniz? Elbette seviyorum. Aksi mümkün mü? Emin değilim artık bundan. Karşımda bir başkası var sanki. Gözlerinde aşk yok. Zaten bana bakmıyorsunuz artık. Görmüyorsunuz. Dokunmuyorsunuz. Bu ise beni öldürüyor. Sultanım.
Efendi Hazretleri ile mühim bir görüşmem vardı. Geç kaldım, kusura bakma Nasuh Efendi. Demek Efendi Hazretleri ile birlikteydiniz. Kendisini ben de çok merak ediyorum. Umarım tez vakitte tanışmak nasip olur. O da sizi sual etti. Vakti gelince elbet tanışır görüşürsünüz. İnşallah. Gidiyorsunuz sultanım. Topkapı'ya gidiyoruz. Cihangir çok hasta. Gerçi siz bunu da unutmuşsunuzdur. Gel Osman. Gel Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Baba, kardeşimi almaya mı geldiniz? Cihangir'imi vermem. Ben de geleceğim. Telaşlanmayın. Kardeşiniz sapasağlam dönecek, ağrılarından, acılarından kurtulacak. Yemin edin, öyle veririm kardeşimi. Geceleri ağlamayacak, canı yanmayacak deyin. Canım Selim'im, benim vicdan aslanım. İyi edip getireceğim kardeşini. Nasıl bu kadar emin olabiliriz? Ya dönmezse oğlum? Ben ne yaparım? Daya Hatun. Vermeyeceğim oğlum. Süleyman ne olur. Götürmesinler onu. O daha küçücük, dayanamaz buna. Hürrem. Evladımız için gerekli neyse yapılacak. İnan bana. Hünkârim. Altyazı M.K.
hünkârım. Gülah nerede? Hangi cehenneme kayboldu yine? Vallahi ben de bilmiyorum ağam. Şeker ağam. Mevzun Hatun. Hayırdır, senin ne işin var burada? Kendimi iyi hissetmiyorum. Midem alt üst, nane kaynatır mısın biraz? Allah Allah. Kaynatırım elbet. Ay, geçmiş olsun, neyin var? Malum bütün hanedan yatağa düştü. Bilmiyorum ki ağam. Ne vakittir midem bulanır? Mevsun Hatun! Mevsun Hatun! Şeker Ağa, koş hekime haber ver! Ah tamam. Koş yahu, çabuk! Haydi. Biraz hava alın isterseniz. Öğrenelim. Nesi var? Amma merak ettin ha. Yürü git. Senin işin gücün yok mu? Mel'una. Hele de bakalım nedir vaziyet? Gebe. İşte vaziyet budur. Emin misin? Hünkârımıza bir tane şehzade verir inşallah. Ne hünkârı gafil? Şehzademizin gözdesi bu. Eyvah eyvah. Yazık olacak Zabiye. Sakın kimseye bir şey söyleme. Birinden bir şey duyarsam dillahi koyarım seni kapının önüne. Summun bukmun umyun fahum la yetekellemun. Ne oldu bana? Elinin kör oldu. Hayırdır, ne oluyor burada? Yok bir şey ya. İyi, gel sen ben de.
Annem sana çok kızdı. Ama sen yine de bana dua et. Araya girdim de biraz yumuşattım. Allah razı olsun. Ama kendini affettirmen lazım. Ağam ben yapamam dedim size. Merak etme, öyle bir şey değil. Yapman gereken başka bir şey var. Belki böyle affettirirsin kendini. Nedir? Ne yapmamı istedi Hürrem Sultanımız? Şimdiden özlediniz mi yoksa sarayı? Belki inanmayacaksın ama... evet. Hayatımın belki de en güzel günlerini o sarayda geçirdim. Rüyan da bir daha gelmeyeceksiniz sanırım. Ne yalan söyleyeyim. Aklımdan geçen bu. Odanıza dönmenizi isterim. Yol boyunca da çıkmayın. İlk kez bu gemide görmüştüm seni. Kadere bak. Aynı gemide veda edeceğim sana. Size çok mühim bir havadisim var. Ne oluyor? Anlat bakalım. Gülah konuşurken duydum. Aybike Hatun ve Bahri Bey Kırım'a gitmiyorlarmış. Ne diyorsun sen? Kaçacaklarmış. Bir daha da saraya dönmeyeceklermiş. Hürrem, toparla kendini. Bak bu halinle çocukları da tedirgin ediyor. Esma, çocukları götür hadi. Ben annemle kalacağım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oğluma ne oldu? Nerede o? Merak etme Hürrem. Cihangir iyi. Lakin Yasef Efendi biraz beklememiz gerektiğini söyledi. Bu geceyi şifahanede geçirecek. Şükürler olsun. Oğlumu görmek istiyorum. Şimdi değil Hürrem. Biraz dinlensin. Akşam gider görürüz. Sultanım. Bütün gün sizi bekledim. Çok mühim havadislerim var. Neler oluyor yine? Hürrem Sultan yine yapmış yapacağını. Nasıl olduysa Aybige Hatun'un kanına girmiş. Ne demek o? Ne saçmalıyorsun? Kırım'a gitmiyorlarmış sultanım. Kaçacaklarmış. Kim söyledi sana bunu? Efsun Hatun geldi, o anlattı. Ben zorlayınca yemin billah etti.
Yara, belayı aşk ile kıl aşina beni. Bir an bile ayırma aşk belasından beni. Az eyleme dertlilerden yardımını. Yani çok belalara kıl müptela beni. Oldukça ben alma beladan irademi. Çünkü ben belayı isterim. Bela da beni. Gittikçe arttır sevgilimin güzelliğini. Geldikçe daha çok müptela et beni. Ayrılığında öyle zayıf kıl ki tenimi. Ona ulaştırsın sabah yeli beni. Yaram, gurur verme bana Fuzuli gibi. Asla bırakma, mutlak bana ver. Aybige. Bir ihtiyacınız var mı diye bakmaya geldim. Ben böyle biri değildim hiç. Hayatım kılıçlarla, hançerlerle, tortnala koşan atların arasında geçti. Tıpkı senin gibi. Babam bir erkek gibi yetiştirdi beni. Etrafımdaki hatunlar gibi olmadım hiç. Onlar gibi giyinmedim. Onlar gibi taramadım saçlarımı, kokular sürmedim. Ben hiç sevmedim birini. Hiç aşık olmadım. Bir erkeğin gözlerine hiç böyle bakmadım. Aptallıktı çünkü sevdaya düşmek. Birisi için acı çekmek. Alay ederdim hep. Oysa şimdi... Aybige. Yeter, ağlama. Zaten size söylemem gereken mühim bir mevzu var. Ne bu telaşın Sümbül? Anlat. Size gelmeden kimseye bir şey söylemek istemedim. Gözdeniz Efsun Hatun. Ne olmuş ona? Maalesef gebeymiş. Emin misin? Vallahi öyle. Bu haremde bir duyulursa eyvah eyvah. Malum çocuk sahibi olmanız yasak. Neden bana söylemedin? Kendinin bile haberi yok. Düşüp bayılınca hekim çağırdım o dedi. Nerede şimdi? Gözdeler koğuşunu aldım. Dinleniyor. Bir hayli kıymet verdiğiniz için hatuna bilmenizi istedim. Zira başı fena halde dertte. Şehzadem, ne yapalım? Susacaksın Sümbül. Kimseler bilmeyecek. Şehzadem olur mu öyle şey? Olur. Al şunu. Hekimle de konuş. Kimse ağzını açmayacak. Bu ortaya çıkarsa senden bilirim. Baş üstüne şehzadem. Şimdi git Efsun'u gönder bana.
sultanım gizli kalmasını mı istersiniz? Sen geldiğinde Armin vardı. Onun acısı, hatıraları öylesine gözümü kör etmişti ki bir şey göremiyordum. Hiç kimse olmayacak. Ebediyete kadar kalbim sadece onun için atacak diyordum. Fakat öyle olmadı. Sen geldin. Beni o keder kuyusundan çekip çıkardın. Sende buldum teselliyi, saadet. Ne talih ki? Kader aynı akıbeti bana reva gördü. Ben ölmedim Malkoçoğlu. Bak buradayım. Karşındayım. Beni kahreden de bu ya. Sen buradasın. Ya ben? Hepsi geçecek. Bir gün gelecek, beni unutacaksın. Acıların dinecek. Kalbin başkası için atacak. Hayır. Asla. Bu mümkün değil. Ben seni asla unutmayacağım. Asla. Ay Bige. Bunu hiç yanından ayırmayacaksın. Baktıkça beni, bizi, yaşadıklarımızı hatırlayacaksın. Eğer unutursan, ben buna dayanamam. Cihangir, benim aslan. İyi olacaksın. Bırakmayacaksın beni. Hürrem, dinlenmen lazım. Dairene dön artık. Hayır. Ben oğlumu yalnız bırakamam. Hiç değilse bu kadarına müsaade et. Niye uyanmıyor Süleyman? Niye gözlerini açmıyor? Hani kurtulmuştu oğlum? Hani dinmişti acıları? Ağır bir tedavi bu Hürrem. Kendine gelmesi vakit alacak. İnşallah açar gözlerini. Bayılmışsın bugün. Nasıl oldu ben de anlamadım. Sağ olsun Bülah yardım etti, dinlendim. İyiyim şimdi. Bundan böyle kendine çok dikkat edeceksin Efsun. Zira benim çocuğumu taşıyorsun. Nasıl? Ben? Çocuğum. Hekim söylemiş Sümbül'e.
başlayıp ne yaptım ben, ne olacak şimdi? Kıyacaklar ama. Şş, ağlama. Ben yanındayım. Ne sana ne de çocuğumuza kimse zarar veremez. En başta dediler bana, bir bir anlattılar. Eğer gebe kalırsan yok ederiz onu, seni saraydan atarız dediler. Kim söylemişti işte. Sakin ol, kimse bilmiyor. Bilmeyecekler de. Bu yaz sancağa çıkıyorum. O zamana kadar saklayacağız bunu. Manisa'da doğuracaksın çocuğumuzu. Orada kimse karışamaz bize. Doğuracak mıyım? Hünkârım. Hayırdır Mahide Hanım? Sizinle konuşmam gerek. Şehzademle alakalı mühim bir mevzu. Gel içeri. Söyle Mahide Hanım. Nedir mesele? Hünkârım. Çok mühim bir malumat aldım. Aybige ve Bali Bey bir daha saraya dönmeyeceklermiş. Ne demek şimdi bu? Ne vakittir herkesten gizli aşk yaşarlarmış. Aybige'nin Kırım seyahatini fırsat bilip kaçmak için yola çıkmışlar. Sen Bali Bey'in böyle bir şeye kalkışacağını nasıl düşünürsün? Zeynihar inanmam. Kimin hilesi bu? Hünkârım, ben de buna inanmayı çok isterdim lakin bu havadisler evvelden de çalındı kulağıma. Ben itibar etmedim. Ağalar! Derhal yola çıkılsın. İçinde Aybige Hatun'un ve Bali Bey'in bulunduğu gemi nerede olursa olsun bulunsun ve geri getirilsin. Uyumak bilmediler bir türlü. Ben de çareyi kemanamelerinde buldum. Bir ailen olduğunu hatırladın nihayet. Onları ihmal ettiğim doğrudur. Ama asla unutmadım. Hiçbir şeye, hiç kimseye değişmem onların. Hatamı telafi edeceğim Sultan. Yarın hep birlikte gidiyoruz. Nereye? Bir iki gün Beykoz köşkünde kalacağız. Biraz baş başa vakit geçirip aile saadeti yaşayacağız. Bu hepimize iyi gelecek.
Giremezsiniz Nasuh Efendi. Hayırdır? Salim Efendi'nin misafiri var. Ha, kim o? Efendi Hazretlerim yoksa? Siz niye geldiniz? Salim Efendi ile görüşecektim. Boşuna beklemeyin. Ben geldiğinizi söylerim. Vaktim bol. Beklerim. İcap eden hazırlığı yaptınız mı? En güvendiğim adamları ayarladım. İbrahim Paşa'nın sarayını göz hapsine aldık. Uygun bir anda harekete geçeceğiz. Bütün ihtiyaçlarınız karşılanacak. Yeter ki bu kafir paşadan kurtulalım. Oy. Nasuh Efendi? Biraz uzayacak belli ki. Ben daha sonra gelirim. Hadi. Canım, benim güzel sevgilim. Bir eksik yedik yok değil mi? Lüzumlu her şey alındı sultanım, merak etmeyin. Sultanım, bu ne güzellik böyle. Kimler gelmiş? Hoş geldin Nasuh Efendi. Hoş bulduk Salim Efendi. Beni görmek istemişsin, hayırdır inşallah? Efendi Hazretlerine tanışmak istediğini söyledim. Buyursun gelsin dediler. Çok sevindim, şeref duyarım. İbrahim Paşa nasıl? Konuştun mu onunla? Hiçbir şey söylemedin. Sizinle görüşmek için gelmiştim akşam. Meşgul olduğunuz için söylemedim. Bekledim, sonra da gittim. Hanemizi kapatıp kellemizi alacakmış. Sen zahmet etme Nasuh Efendi. Biz gerekeni yaparız. İbrahim Paşa'n bugün layığını bulacak. İbrahim, ne vakit bitecek bu gerginlik? Malum herkes sizi konuşuyormuş. Bırakın konuşsunlar sultanım. Dost düşman belli olur böylece. Ben elbet yapacağım icap edeni sonunda. Ben tekrar kapımıza dayanmalarından korkuyorum. Bu işin sonu hayırlı değil. Sultanım, bu bahsi kapatsak. Huzur bulmaya gidiyoruz. Haklısın.
Ne oluyor? Anlarız şimdi. Neden durduk? Paşam, dervişlerden biri yolumuza çıktı. Ne demek bu Salim Efendi? Ne olacak bugün? Bekle Nasu Efendi. Sabırlı ol. İbrahim Paşa'nın kellesi bugün ayaklarımın önüne gelecek. Hata ediyorlar. Sulh içinde çözmek lazım bu meseleyi. Sultan Süleyman çok ağır ödetir bunu onlara. Efendi Hazretlerinin kimselerden korkusu yok. Benden söylemesi bu işin sonu felaket. Hayırdır Nasuh Efendi? Nereye böyle destursuz? Evime gidiyorum. Kanlı oyunların bir parçası olmayacağım. Madem öyle, ne işin var burada? Aramıza neden girdin? Yoksa İbrahim Paşa mı yolladı seni? Salim Efendi. Ne işler karıştırdığını bilmiyor muyum sanıyorsun Nasuh Efendi? Gayen ne? Efendi Hazretlerinin kim olduğunu öğrenmek mi yoksa? Yazık. Babanın kemiklerini sızlatıyorsun. Benim babam cesur adamdı. Kimseye uşaklık etmedi. Yazık ki bu hane şimdi senin gibi meczupların elinde. Götürün şunu. Kapatın bir yere. Bırakın beni. Bırakın! Derdin ne senin? Duydum ki hanemizi kapatıp kelleler alacakmışsın. Devletimize, hanedanımıza, hünkârımızın iradesine her kim karşı gelirse bedelini öder. Allah'ım sen bizi, evlatlarımızı koru. Biz bir ölürüz, bin geliriz. Öyle mi? Çocuklar.
Uyuyor mu? Uyuyor. İyi olacak değil mi? Artık ağlamayacaktı ve... Ben onu çok üzüldüm. Merak etmeyin. İyileşecek. Aranıza tekrar dönecek kardeşiniz. Anne, kardeşim nefes almıyor. Hayır, hayır, hayır. Oğlum, Cihangir'im. Yetişin! Yetişin! Nefes almıyor. Kurtarın oğlumu. İbrahim. Nefes alıyor, kurtuldu hünkâr. Şükürler olsun, yaşıyorsun. Hünkârım.